Mustafa sen öğrenmişsin bu işi ya. Devam ki. Devam ki. Ölüyordum sandın ya, hep üzerine alındın ya. Senin için mi yandın la? Sana ne, sana ne? Düşüyorsun gözlerine, biliyorsun istemem. Artık komik gelmem. Bana ne, bana ne? Sizleri seviyorum. Devam kes. Cansınız can. Süzülü olmakta benzemek, benziyorum ya, çok gurur duyuyorum. Her insan benzeyemez. Allah Allah vergisi. Gerçekten ya, ben şimdi bir tane TikTok hesabı açtım mesela. Bir tane roman havası attım. Bir baktım ertesi gün patlamışım. Bütün hesaplarda ben varım. Bütün her yerde. Abi, mutsuz muyum? Mutluyum. İnsanlar beni seviyor. Bana değer veriyor mesela. Canlı yayın açıyorum. Desteklerini seviyor. Gerçekten Mesut Özil'le de gerçekten yan yana gelip bir fotoğraf çekmek çok istiyorum. Aşırı çok istiyorum. Ben de Fenerbahçeliyim. Yemin ederim Fenerbahçeliyim. Onunla sadece bir fotoğraf çekilmek isterim. Yani tabii bu da görürse. Buradan da sesleniyorum. Mesut abi seviyorum seni. Yarım sayı. Kalbimi yolluyorum sana. Böyle işte abi. Benim gözümde çok iyi oynayacak bir futbolcu abi. Çok güzel oynuyor. Sakatlandı. Moralim bozuldu. Yemin ederim babamız beni tutmasaydı. Yemin ederim o plazma kırıldıydı. O akşam o plazmayı kırdıydım ben. Bacağı kırmış, bacağına bir şey olmuş. Şekerim, tansiyonum çıktı. Beni al bak dedim. Bak dedim, bunlar dedim Fenerbahçe dedim, ben dedim. Hani çok oysalar dedim, insanlar dedim şey ayık olmaz dedim. Ben oynasam dedim, anlamazlar dedim. Benim istediğimi zannediyorlar ya bir de. Buradan sözleniyorum, ben alayım bacağı. Onun yerine ben oynarım abi, anladın mı? Ondan sonra öyle işte, kafamıza göreyiz biz baba be. Seviyorum sizi. İnsanlar, aha kertenkele Mustafa geldi. Kertenkele, resim çekelim abi. Video çekelim abi. Ben de kıramıyorum, ben insanları kıramayan bir insanım. Çok ya temiz kalp yüreğim olduğu için ben herkese kırmamak istiyorum. Herkese resim çekiliyorum, video çekiyorum. İnsanları mutlu etmek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ha Mesut Özil'den dalga geçiyorsun diyorlar. Alakası yok. Ben kendi kafama göre, ben roman oynuyorum sadece. Şarkı söylüyorum, insanları mutlu etmek istiyorum. Mesela bak yalan söylemeyeyim abi. Oradaki verilen destekleri ben bağış yapıyorum zaten. Mehmetçik Vakfı'na destek oluyorum. Ondan sonra sokaktaki gariban kardeşlerimize destek oluyorum. Para benim umurumda değil. İnsanları beni mutlu etmesi, sadece bana dua etmesini istiyorum. O kadar. Anladın mı? Ben de çünkü çok zorluklar çektim. Ben de kömür, ben sokaklarda insanlara yardım ederek sırtım benim kömür taşıdım. Çok zorluklar çektim abi. Nereye gittim bir gün? Mesut Özil geldi diyorlar, anladın mı? Normalde değilim. Sadece benzediğim için Mesut Özil abi fotoğraf çekilelim. Gel kardeşim çekilelim. Gel kardeşim. Herkes böyle Mesut Özil'i aşırı benzetiyorlar. Hani ben de düşünüyorum. Ben de baktım bir gün. İlk patladığımda Mesut Özil'e baktım. Yüz yüze fotoğrafımı koydum. Sarı saçlı fotoğrafımızı. Gerçekten de baktım suratıma, gerçekten de benziyormuşum dedim ya. Göz yapımından tut her yerim benziyor. Gerçekten Allah vergisi. Yani gurur duyuyorum kendimle. Keşke bir, ben de güzel bir şey geleceğim olsaydı güzel bir futbolda oynamak isterdim. Güzel bir futbolda oynamak isterdim. Mesela Fenerbahçe transferinden falan beni alsalar maça ben oynardım abi. Parayı beş ver, sadece oynamak isterdim. Gösteri maçı olsa aynen. Oynardım abi. Karşılıklı oynardım. Tabii. O ben gibi oynayamaz da yani. Onun için şey yapmalım burada. O ben gibi oynayamaz. Ben daha seriyim ondan. Daha hızlıyım. Daha çabuk hızlı koşuyorum. Topu alıyorum. Roveşata falan çekersem sıkıntı yani abi. amcasının yanına falan da gittiğim ziyarete. Amcası da çok iyi insan. Orada telefon dükkanı. Cevdet Bey çok iyi insan ben gördüm. Resimimi falan da çektim. Selam falan attım. Çok cana yakın bir insan. Çay falan da ısmarladı. Allah razı olsun. Buradan da selam olsun Devrek'teki hemşehrilerimize. Vatandaşlarımda hepsini canımsınız. Bu benzerliğinle dedi çok gurur duyuyor dedi. Seni de seviyorum, videolarını seviyorum, çok güzel seviyorum dedi. Güzel de oynuyorsun dedi. Ama dedi Mesut Özil'le dedi alay geçmem. Abi dedim, ben dedim alay geçmiyorum dedim. Ben dedim kendi hayatımı kurma peşindeyim. Sadece oynuyorum dedim. Mesut Özil'le hakkında dedim, Mesut Özil'le dedim. Hiçbir zaman karşılarım küfür etmedim, kötü bir şey demedim dedim. Sadece oynuyorum. Zaten videolarımda hep oynuyorum, roman havası oynuyorum. Mesela Instagram'a fotoğraf attığımda hiçbir zaman etiket yapmadım. Çünkü
rencide olmasınlar diye. Bana oradan kötü yorum geliyor. Ölmüş anneme karşı küfür ediyorlar. Benim moralim bozuluyor. Ben üzülüyorum. Ben canlı yayında ağladım abi. Psikolojim bozuldu. Ölmüş anneme karşı küfür edildiği için ben ağladım. Psikolojimi bozdular. Ya 3 gün evden dışarı çıkmadım abi. Sadece bir ölmüş anneme küfür edildi diye. Yani böyle insanlara lütfen böyle kötü insanları tanımadan etmeden insanlara küfür edilmesini istemiyorum. Ben bir kimsenin canlı yayına girip de bir insan ailesine karşı, kız kardeşine karşı küfür etmedim abi. Etmem de. Öbürkü tarafta yanarsın cehennemde. Çok günah. Lütfen diyorum yapmayın böyle. Küfür etmenize gerek yok. İnsanı ilk başta tanıyın. Sizi güldürüyorum, eğlendiriyorum ama siz bana kötü davranıyorsunuz. Lütfen biraz terbiyeli olun. Sizleri seviyorum.